Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar son dönemde Aurelion Sol analizi yaptım biliyorum. Ama bu maçı analiz etmemin sebebi, şimdi öncelikle MSI zamanı olduğu için oyuncular Çin'e gitti. Çin'e gittiği için de maalesef çok fazla maç tekrarı bulamıyorum. O yüzden Chovy'nin inanılmaz güzel bir maçını buldum. Ve MSI öncesi bir Chovy analizi ya da daha sonraki günler işte bir Faker analizi, bir MSI tier list tarzında MSI hakkında içerikler olacak. Aurelion Sol sonuçta MSI'de oynanacak. Chovy de bunu çokça oynayacak. Bu biraz belli bir şey. O yüzden de ben Chovy'nin Aurelion Sol performansını analiz etmek istedim. Bir başka oyuncunun yani MSI'ye giden işte BLG'den Bin olur, Elk olur, Knight olur, işte ne bileyim Faker olur, Gumayish olur. Bunlardan birkaç tanesini bulursam analizini yapacağım bu dönemde. 1 Mayıs'ta da MSI başlıyor. MSI'da da zaten hep beraberiz, bunu biliyorsunuz. Onun dışında şunu da söyleyelim. Pazar günü yani yarın Beşiktaş EME Masters finaline çıkıyor. Onun da canlı yayını Twitch'te sizlerle olacak. Aklınızda bulunsun. Evet, şimdi Aurelion Sol'ün koridor aşamasında Orianna gibi, Azir gibi şampiyonlara güçlü olmasının sebebi aslında tam olarak şunu yapabiliyor olması. Bakın W'suyla rakibinin üzerine direkt olarak atladı. Çünkü niye? Rakipte bir kitle kontrol yok. Rakip Aurelion Sol'ün bu seviyedeki hasarına karşılık verebilecek bir şampiyon da oynamıyor. Mesela burada normalde işte Aurelion Sol'ü görüp ne alınıyor? Bazen Tristan alıyorlar, Yone alınan var. Mesela Yone, Tristan'a bu hasara karşılık verebilecek şampiyonlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Ya da işte Talia o Q'sunu attığı zaman W'sunu tutturma ihtimali daha yüksek oluyor. Bunlar hepsi ihtimaller arasında en iyi eşleşmelerinden herhalde ilk ikide yer alır. Orianna ve Azir. Tabii ki şunu da söyleyelim. Orianna eğer koridordaki hakimiyetini alırsa o zaman başa belada oluyor. O menzil avantajından dolayı. Ama siz tabii ki şu an mesela rakipten hasar yemesi umrunda bile değil Chovy'nin. Neden? Amacı koridoru ittirmek. Zaten iki tane potunu da kullanmış fark ettiyseniz. Hani şu an amacı bu dakikaları bir şekilde atlatabilmek. Bu dakikaları atlatabilmek. Bak bu Q yeteneği çok önemli. Q'yu aç kapa yaptığınızda orada komet patlıyor gördüğünüz gibi. O kometin patlaması da hem size ne kazandırıyor? Burada mana akışı yüzüğü kazandırıyor. Bunu çok hızlı stekliyorsunuz. Aynı zamanda da sihirli yıldızla ekstra ufak tefek hasarlar vuruyorsunuz. Rakipte nişancı Pace. Bir diğer konu şu, abi Chovy'ye karşı zaten kim iyi oynayabilir diyenler olacaktır. Aynı zamanda karşısındaki Orianna arkadaşlar, baktım adam 950 puan ve 200 maç Orianna oynamış. Ve şunu söyleyeyim, 200 maçta Twisted Fate var, geri kalan şampiyonlar 10 maç, 20 maç falan. Yani adam ağır Orianna main ve Core Challenger. Yani bunu da söylemiş olalım, yani boş beleş bir adama karşı oynamıyor. Onu söylemiş olalım. Rakipte de Pace 3 skorla başladı. Dakika daha 3.40. Evet, üste dönüp hemen ışınlanını kullandı burada. Karamühür aldı. Burada karamühür almasını ya genelde karamühür tercih edilmiyor. Neden? Çünkü işte Riley'i daha erken alması lazım. Normalde Riley'i erken bittiği anda bir sıkıntı çıkartıyor rakibi. Bu birinci olay. İkinci olay ne arkadaşlar? Riley'i erken aldığı zaman çok güçlü oluyor. Karamühürün avantajı ne? Tabii ki de oyunda bir skor ve skorlar aldığında bambaşka bir seviyeye çıkabiliyorsunuz bir anda. Bir de karamühür yükleriyle beraber şunu unutuyor insanlar. Koridordaki minyonlara vuruş hasarınız da artıyor günün sonunda. Bak Q ile çalıyı kontrol etti. Şu mesela Twisted Fate ile ben bunu çok yaşıyorum. Bazen böyle Q yeteneğinizi kullanıyorsunuz. Arkadaki minyonlara bir canı kalıyor, sallıyorum. Oraya işte karamühür 2 yük olsa ya da 4 yük olsa bir anda o yük sizin hasarınızı tamamlamış oluyor diyebilirim. Burada minyonlar biter bitmez. Bak burada önemli bir detay var. Aurelion Sol oynarken rakibinizin çaprazında duruyorsunuz bak. Şimdi adam bu tarafa geçti. Aurelion Sol bu tarafa geçip Q'sunu attı. Burada Orianna buraya gelemez. Gelse çünkü minyonlar ona dönecek. Bu minyonlar direkt ölecek zaten. Bir şekilde Q'yu ona da çevirip ona da karşı hasar vurabilir. Hadi diyelim bu hasarı vurdu. Bu sefer ne oldu? Minyonlar bitti değil mi? Aurelion Sol ilk hedefini halletmiş oldu minyonlar. Ve sonrasında WQ atıp bir hasar attı rakibine gördüğünüz gibi. Bunlar nasıl diyeyim, minyonsuz bir alanda Aurelion Sol Orianna'ya karşı her zaman bir tık daha güçlü oluyor. Bu da aslında onun göstergesi diyebiliriz. Yalnız burada Kindred artı Orianna bir şeyler deniyor derken şimdi Orianna üstü dönüşünü bozdu Asol'ün. Yani burada çok bir şey kazanırlar mı tartışılır. Sonuçta Orianna'nın da manası canı çok fazla değil. Ama tabii ki şunu söyleyelim, bu tarz can havuzlarında Orianna biraz daha avantajlı. Neden? Şöyle düşünün. İki tarafında canı çok olduğu zaman savaşı kim kazanır? DPS. Yani sürekli hasar veren. Ama canlar azken Orianna'nın sallıyorum 6. seviye
QW ulti kombosuna ölebilirsin. Yani o yüzden siz Asol oynarken karşınızdaki oyuncuyla şampiyona göre tabii. Mesela rakibiniz Corki ise işte ne bileyim canınızın çok az olmasının çok bir önemi olmayabilir. Q'suna bir flash atarsın gibi gibi. Yani Asol canı çoksa mesela full canla kapışsın Orianna ile ölme ihtimali çok 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 zor. Niye? Q'su acayip hasarlar veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bunu ben her zaman ne diyorum mesela LeBlanc'a karşı, Zed'e karşı, Talon'a karşı sizi rakipler genelde kıvama getirmek ister. Kıvama getirmek nedir? Ben bunu kendim buldum yani tabirini öyle söylüyorum. Sana LeBlanc tek atamazdım burada ultisiyle. Bakın bu ulti kullanımı çokça yapılan bir şey. Zaten nasıl diyeyim size? Oo yalnız Orianna ultiyi kullanacak. Oy W ile dojlamayı başardı burada. Ulti tutsa sıçrası gidecekti Asol'ün. Ama buradan Chovy kurtulmayı başardı. Şimdi az önce hem stack kastı hem de ne oldu arkadaşlar? Rakibine bir hasar verdi. Sonuç olarak ultiniz bu seviyelerde çok bir şey kazandırmıyor. Bir diğer konu arabalı minyon dalgası geldiği zaman Q yeteneğinizi araba minyonuna biraz açıyorsunuz, vuruyorsunuz. Öndekilere de 1-2 otomatik saldırı. Sonrasında E yeteneğinizi açıp Q'yu basıyorsunuz. Çünkü diğer türlü hasarınız büyük minyona falan yeterli olmuyor. Ve böylelikle minyonlardan çok fazla yük kaçırabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Burada neden can değil de abi madem canı yüksek olunca yeniyor. Can değil de yetenek gücü aldı. Oyunun erken aşamalarında EQ kombosuyla minyon dalgasını temizleyebiliyor olması lazım. Temizleyemediği zamanlarda yük kazanımı çok düşüyor. O yüzden erken aşamada hatta parası olsa 850'lik infilak değneği bile aldığını görebilirdik. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi can aldı ama dediğim gibi infilak değneği parası olsa ya da bu seviyeden sonra artık 67 yük oldu. Bu seviyeden sonra artık daha rahat öldürebiliyor. Bakın minyonlara EQ attığında hala mesela hasar konusunda biraz problem yaşamış oluyor. Minyonların olmadığını gördüğü gibi bakın. Minyonlar olmadığı anda W2 atıyor. Bu normalde her zaman tercih edilen bir şey olmaması lazım. Neden? Çünkü rakip ormancı önemli. Rakip ormancının nerede olduğu önem taşıyor burada. Orada hasar yememek için yüklerden vazgeçti Chovy. Ormancıyı bilmeden siz WQ'nuzu öyle random kullanırsanız bir anda rakip ormancı çıkıp sizi öldürebilir. Bakın yine Comet kullanımını gördünüz. O yüzden de daha dikkatli oynamanız sizin için daha iyi. Yani Chovy büyük ihtimal burada bir ormancı bilgisi vesairesi bir şeyi elbet vardır diye düşünüyorum. Bakın büyük minyona 1-2 vuruyor. Öndeki minyonların canı bayağı azaldı. Şimdi E'sini kullandı ve Q'sunu atıyor. Orianna da bakın EQ atmasını bekliyor hasar vurmak için fark ettiyseniz. Hop ultisini de kullandı burada. Hem de baskın geliyormuş. Ulti tutsa bu baskın biraz başarılı olabilirdi. Şimdi üste dönüşünü sergiliyor. Bakın ultiyi kullanmak gayet normal bir şey. İkinci kez ultisini kullanıyor. Bir diğer konu rakibi de çok fazla takas yapıyor. Normalde biz Asol oynarken ya da yük kasan Nasus gibi, Veigar gibi şampiyonlar oynarken mantığımız şu oluyor. Bence yanlış bir mantık. Ne oluyor arkadaşlar? Diyorsunuz ki ya işte ben adamla etliye sütlüye karışmayayım. Ben en iyisi farm atayım. Doğru mu? Bunu diyorsunuz. Şimdi birincisi ya da yük kasayım diyorsunuz. Birincisi mantıken rakibinizi yenebiliyorsanız eğer. Rakibinizi yendiğiniz zaman daha fazla yük kasarsınız değil mi? Rakibe yenilirseniz rakip size koridoru dar eder. Koridoru dar ettiği zaman da ne olur? Siz istediğiniz yükleri kazanamazsınız. Bunlar önemli detaylar. Yani sen Nasus'la bir koridoru yeniyorsan eğer. O yüzden E yeteneğini güçlendirenler var ilk 3 seviyede. İlk 5 seviyede işte 3. seviyeyi arttıran var. Niye? Çünkü diyor ki adam ben bu koridoru bir şekilde atlatırsam zaten gerisini halledeceğim diyor. Yalnız burada Kindred'ın üste döndüğünü biliyor mu Chovy? Aynen totemden herhangi birisini görmemiş. O yüzden dalıyor. Çünkü orada Kindred var. Hani bayağı bir garip bir dalış oldu ama NT diyelim. Güzel bir deneme. Rakibin infosu da varmış zaten gördüğünüz gibi. Hemen burada yine bir EQ. Manasını harcaması hiç önemli değil bu arada Chovy için. Zaten üste dönüp hemen gelebiliyor. W yeteneğinin de bu konuda faydası var. İşte ışınlanı zaten var. Vesaire. Manasını tam doldurmadan zaten üstünden çıkıyor. Bunun da faydası var. Minyon dalgası kaybetmeden sürekli üste dönebiliyor. Bu sürekli üste dönüşler Orianna için çok hayra alamet değil. Normalde işte Asol her üste döndüğünde sonuçta daha güçlü geliyor. Daha güçlü geldiği sürece de ne oluyor arkadaşlar? Siz koridordaki hakimiyetinizi her üste dönüşte daha çok kaybetmiş oluyorsunuz. Şimdi burada üste dönüyor. Çantasında yer yok. Riley'i direkt bitti mi yoksa çizmemi bitirecek yoksa potumu satacak diye bakıyorum. Bu benim için önemli şu an. Her şeyi satıp bir anda Doran, pot, mot her şeyi satıp Riley aldı. Ve üst koridora bir ışından geldi. Jace'i yakalıyor burada. Şimdi WQ'sunu kullandı. Güzel bir bitkinlik geldi. Jace düşecek mi derken Jace'den güzel bir sıçra ama Asol'den kaçmak mümkün değil.
ve gördüğünüz gibi. Bu minyon dalgasını ittirmesi fena değil. Twisted Fate orta koridora gidebilir. Ve Asol de rakibi yokken karşısında burayı ittirmiş olur. Genelde bu tarz şeyler yapılır. Nasıl yapılır? Diyelim ki sizin canınız azdı buradaki olayda. Üste dönecek olan kişi genelde sizsinizdir. Canı az olan genelde üste döner burada. Çünkü diğeri bu tempoyu devam ettirmeye çalışır. Şöyle düşünün. Benim canım az olsa burada ve koridoru ittirmeye devam etsem, rakip geldiğinde bu baskıyı kaybedeceksem herhangi bir anlamı olmayacaktır bu durumun. O yüzden de bu önemli bir detay. Yalnız Jace orada araba minyonunu kaçırttı, gördünüz mü? EQ yeteneğini kullanmasını bekledi. Kullandığı gibi de büyük minyonu ışınlarını kullanıp burada Asol'ün üstü büyük minyonu kaçırmasına sebep oldu. Çok ince detaylar, evet, ama günün sonunda iyi detaylar abi. Yani bir büyük minyon iyi altın veriyor. Yine manasını tam doldurmadı gördüğünüz gibi. Üst koridora gidecekken orta koridorda mevzu var. Yalnız şu an her yeri kaybediyorlar. Yani gerçekten büyük sıkıntı. Oy 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 oy. Bu ulti işleri değiştirir. Bu ulti işleri değiştirir. Orianna ultisini kullandı. Sürat coşkusuyla oradan çıkmayı başarıyor. Oy, Asol orada yalnız çok iyi ulti attı. Yani şu an 130 yüke'de ulaştı. Chovy şu an maçta çok çok iyi durumda. Lens'ini de açtı hemen burada. Bakın orada Q yeteneğiyle adam, hani ben totemi kırarken biri bana vurur mu diye adam onu bile kontrol ediyor. Ya da tik olmuş Q basıyor diyeceğim. Tik olup Q basmıyordur herhalde yani. Öyle bir şey olmuyordur. Chovy burada yine üstüne dönüyor ve çizmesini artık bitirdi. Bir tane daha can havuzuna yatırımını yaptırıyor, bir kristalini. Ve hayatına devam ediyor. Şu an en güçlü anlarından, yani tabii ki en güçlü anı bu an değil ama şu an bayağı güçlü olduğu durumlardan diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi şey yok. Hani Riley'si bitmiş, botu bitti, işte ne bileyim can havuzu fena değil, yükleri hiç fena değil. Yani fena olmayan bir durumda Asol. Ya bu seviyelerde olduğunuz zaman bu dakikalarda gayet okey. Bakın tehdit görür görmez Q yeteneğini, W'sunu bozdu orada. Hemen minyon dalgasına da E yeteneğini bekliyor. Ve burada minyon dalgasını temizlemiş oluyor. Şimdi Asol'e karşı genelde hani minyon dalgasını kolay temizliyor gibi gözükse de Asol, minyon dalgasını temizlerken aslında en büyük zayıflığı bu. Niye? Çünkü sabit duruyor. Ya da işte çok yavaş hareket ediyor. Yalnız burada yine bir savaş çıkmış. Çok güzel bir Orianna ultisi doge geldi burada. Ultisi olmadığı için burayı savaşmak pek istemiyor olabilirler. Renata'yı kaçırabilecek mi buradan derken Renata da düşüyor. Şu an takımı Chovy'nin yok oluyor. Viego 03, Kalista 06. Yani şu oyun Chovy'nin ellerine bakıyor diyeceğim ama Chovy'nin eline de bakmıyor. Takımının biraz daha düzgün oynaması lazım. Burada Jace'i yakalayacak. Büyük bir ihtimalle de düşürdü. Aynen öyle oluyor. Chovy sağdan soldan skorları topluyor ama yeterli olacak mı? Evet, yine bir WQ geldi burada Paze'in üzerine. Yalnız biraz sıkıntılı mı derken bitkinlik çok iyi geldi. Burada Chovy. İşte bak, Chovy bunu niye yaptı? Bana şunu söyler misiniz? Chovy'nin takımı burada eşit gidiyor olsaydı Chovy bu takası yapar mıydı? Asla yapmazdı. Takas derken yani bu savaşı yapmazdı. Çünkü derdi ki ulan ben Asol'üm, zaten kazanıyoruz, ben niye uğraşayım derdi. Ama takımı kaybettiği için ekstralar deniyor. Bunu sadece işte sen ben denemiyoruz. Aslında Chovy de deniyor bunu. Sonuçta bu tekli dereceli. Kaybettiğini anladığın zaman maalesef ki eğer gerçekten eminsen ekstralar denemende herhangi bir problem yok. Saçmalayabilirsin. Hatta o alanlarda saçmalamak seni geliştirir. Neden? Saçmaladığın zaman bir şey denersin. Bir birebir denersin mesela. Dakika 15'te itemlere bakarsın. Jace'in Jace 2 item, ben 1.5 itemim. Keser miyim? İşte keserim bence. Daldın, öldün. Aa bak şuna sıçratsam kesiyormuşum. Aa çok basit kestim. İşte rakip kötü oynadı gibi kendi kendine düşüncelere bürünebilirsin. Burada Chovy bakalım öldürebilecek mi Orianna'yı diyeceğim ama büyük bir ihtimalle öldürdü. Acayip kolay bir skor, sıçratması lazım. Aynen öyle. Çok güzel bir sıçrayla buradan çıkıyor. Çok güzel ışından haritada güzel bir nokta bulup takım kendisine bir skor buldu. Bunu zaten LCK'de de çok fazla atıyorlar. Daha doğrusu profesyonel arenada. Yan koridorlarda bir şekilde ittirirken arkanızda totem olup olmaması çok değerli. Çünkü rakip arkanıza totem attığında ve bilmiyorken siz atıyorsa oraya, bir anda arkanızda birisi çıkıp kötü durumda kalabiliyorsunuz. Sizin takım arkadaşınız ışından atsa da oraya yetişemeyebiliyorsunuz. O yüzden bu da bir problem aslına bakarsanız. Yalnız yani sürekli kaybediyor. Burada Chovy ultisini kullandı yine ama Paze orada bir şeyler deniyor. Viego reset aldı ama o da çok bir şey sonuçlanmadı. Koridor ittirme gücünden bahsediyordum. Yani siege atmak Aurelion Sol'e karşı aslında iyi. Çünkü dediğim gibi minyon dalgasını temizlerken
zayıf noktası çok fazla. Bu önemli bir detay. Burada yalnız Paige biraz trollemiş gibi derken orada Twisted Fate kartını kullanamadığı için oradan çıkmayı başarıyorlar. 228, 225'miş pardon. 225 yükte şu an Chovy ve yükleri kasmaya devam ediyor bir şekilde. Bakın aslında minyon dalgasını sadece Orianna bile temizlerken biraz sıkıntıya soktuğunu anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve E yeteneğinin olmayışı koridor ittirme gücünü tamamen sıfıra indiriyor. Yani iki koridordan ittirdiniz diyelim Siege atarken, yani hem orta koridor hem alt koridor. Aurelion Sol bir yeri ittirse bile diğer yere mümkün değil, bir şey yapamaz. Çünkü E yeteneğinin bekleme süresi az değil. Bu da bir aslında zayıflık diyebiliriz. Mesela takım arkadaşlarınızla şunu konuşabilirsiniz. Ya işte Aurelion Sol Q bastığında ben işte Nautilus'la flashlayacağım. Haberiniz olsun. Bu bir hani şeydir. Görür takımın, hop Nautilus engage atacak deyip engage'i koyar. Bir anda işi bitirebilirsin diye düşünüyorum ben. Evet, üst koridor ikinci kulesi de gitti. Şu an oyununda dakika 18'de tüm kuleleri kaybettiler. Burada bir ulti kullanımı. Yani Baron olsa şu an rakip Baron'u alıp direkt bitirme ihtimali çok yüksek. 250 yüke geldik bu arada. Az önce de ultisini kullandı Chovy. 171 minyonda. Yani oyunu şu an tek başına tutuyor diyebiliriz. Aslında şöyle. Oyunu tutuyor da denmez tam olarak. Rakip takımın yapabileceği daha ekstra bir şey yok. Oyundaki tüm ikinci kuleleri aldılar. Dakika 18. İnhibitor kulelerini falan almak dakika 18 olsa bile rakip takım savaşmadığı sürece bir şekilde ya ben bu kulemi vermesem daha iyi olur diyorsa bir rakip, inhibitor kulelerini almak o kadar da kolay değil. Ve rakipte siege atan şampiyonu çok yok. Siege dediğimiz ne? Menzilli bir nişancı ya da fiziksel hasar vuran ya da bir işte orta koridorlarda genelde bu yok. Bir şampiyon. Paige'in oynadığı şampiyona baktığımızda çok menzili yok. Senna'nın tabii ki orada biraz menzili var. O ayrı konu. İşte Jayce'in biraz var gibi düşünebilirsiniz. Ama işte orada bir Catelyn, ne bileyim işte bir Varus ultisi tehdidi, Ashe ultisi hem de kendisinin menzili falan, bunlar daha siege olarak daha iyi şampiyonlar diyebiliriz. Burada bir savaş çıktı yalnız. Bu savaşı kazanabilirler. Ultisini kullandı mı? O kefaretmiş lan, o ultisini kullandı sandım Chovy. Kalista sıçra attı orada Orianna'yı öldürmek için. Bu arada bu ihtiyaçları olan bir şey. Orta koridor ve alt koridordan inhibitörler gidiyor. Bu biraz problem işte. Bence kırmızı takımın ihtiyacı olan da buydu bana sorarsanız. Ve burada hem alt koridor hem orta koridor inhibitörü gidiyor. Yani bilmiyorum. Rakip takım şu an gayet iyi oynuyor. Zaten rakibin en güçlü üyesi de Paige. Yalnız ultisi gelecek mi Asol'ün? Ultisine 10 saniye Nexus kuleleri de gitti burada. Paige içeriye giriyor. Çok güzel oyun Renata'dan. EQ'sunu çok iyi kullandı. Paige ama içeride ölümsüz bir şekilde duruyor. Şimdi ultisini kullandı mı derken ultisi geldi ama maalesef çok bir şey yaramadı. Orada Paige içerilere kadar girdi. Paige'den bir troll geldi yalnız. Troll geldi. Burada Viego Nilaha dönüşünce herkes öldürdü ve Baron'a pingler geliyor. İşte oyunun acaba dönüş noktası mı diyeceğim ama hani buradan dönmek acayip zor. Sonuç olarak Nexus kuleleri bile yok. Nexus kuleleri bile olmadığı için acayip problemli bir durum. Hiçlik değneğine ya da Makber'e gidiyor burada. Makber'e gidiyor Aurelion Sol. Rakip de zaten büyü direnci gayet iyi seviyede var. Özellikle Paige'de Jakşo kasmış. Işınlığını attı bakın Baron için. Aynı zamanda üst koridoru hemen ittirdi ve Baron'a geldi. Hasarını vuruyor şu an. Bu Baron'u büyük ihtimal aldılar. Kindred eğer çalmazsa. Kindred çalarsa oyun bitti zaten. Kindred çalmazsa çok ufak da olsa mavi takımın bir ihtimali var derken Renata'da kaldı Baron. Baron Renata'da kaldı. Orianna da ölmüş olabilir yalnız. Orianna da öldü. İşte bakın Asol'ün en OP yönü bu. Kaçmak gerçekten mümkün değil. Bakın yine burada Jayce'i kovalıyor. Takım arkadaşları ona yardım edecektir ve burada skor almayı başarıyor. İşte Baron'un izlerken, yani Baron orada Kindred çalmayı denesin. Orianna gidip başka bir şey yapsın mesela. Işınlanı var. Git orta koridora ışınlan at. Rakibi tedirgin et. Mesela bu ihtimaller arasında. Yani dediğim gibi burada Asol'e karşı bunu yaptığınızda bir skor veya skorlar alındığında Asol sizi sıçtığınız yere kadar kovalamış oluyor. Böyle bir senaryo. 320 yüke ulaştı. Daha hatta 328. Daha dakika 22. İnanılmaz bir yükü var şu an Chovy'nin. Üçüncü eşyasını bitirdi. Bu arada Karamür'de 10 yük olmuş durumda. 16. seviyeye de çok az kalmış. 16. seviyede olduktan sonra iyice artık absürt durumlara gelmiş olacak Asol. Ejder'i burada rakip takım alacaktır. Evet, önce biraz hasar vurdu bakın büyük minyona. Sonra EQ'suyla burada minyonları temizlemeyi başarıyor ve 16. seviye olundu. Evet, Morello'nun alt itemi geldi. Rakiple can doldurma, işte Kindred ultisi olsun, Nilah olsun, Senna olsun bayağı var. Morello'nun alt itemi önemli.
Ve burada bayağı değerli bir savaş var şu an. Şimdi Baron'u mavi takımın almasının ekstra bir olayı var. Yalnız Chovy ultisini kullandı. Senna direkt düşecek mi? Renata'dan güzel bir ulti geldi yalnız. Nilah'la orada şeye çarpmadı. Chovy kovalamaya devam ediyor rakibini. Şimdi orada Kindred'i de öldürmeyi başardılar. Bir W daha gelir mi Chovy'den? Vallahi geldi. Bakalım Orianna'yı yakalayabilecekler mi? E'sini kullandı ama orada Orianna ile Jayce'in hasarına düşüyor. Bakalım burada Chovy öldüğü an maç bitebilir. Arka tarafta Viego Jayce'i öldürmeyi başarmış. Paze ateşle oynuyor. Oha Jayce Orianna'yı da öldürdü. Paze'i yakalarlar mı burada diyeceğim ama umursamayacaklar büyük ihtimal Paze'i. Daha kule almamış bir mavi takım var. Bu kuleler geldiği zaman eğer gelirse harita ödülüyle beraber gerçekten iyi bir noktaya geleceklerdir arkadaşlar. Paze'i yakalamayı başarıyorlar. Yalnız Viego artık iyi bir noktaya geldi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Viego Nilah'ın yeteneğinin bitmesini bekledi ve oradan kaçmayı başarıyor. Viego orta koridor kulesi alındı. Daha ilk kule arkadaşlar. Yani oyundaki mavi takımın ilk kulesi gördüğünüz üzere. Oha mevzu çıktı. Dur geri alalım. Ne olmuş orada? Yok orada bir şey çıkmıyor. Ultisini kullandı. Oradan yine yükler geldi. Oo sıçra geldi yalnız. O senin yeteneğini yese çünkü yani kendisi öldüğünde Renata'dan inanılmaz bir ulti. Ama Kindred ultisi orayı biraz sıkıntıya sokuyor. Bakalım içeri girebilecekler mi? Viego reset aldı orada. İki kişiyi öldürmeyi başarıyor. Bakalım devam edecek mi? Twisted Fate orada rakibini öldürmeyi başardı. Aurelion Sol gidiyor. Senna'yı öldürecek rahat bir şekilde. Orada Orianna'ya da döneceklerdir. Orianna'yı da öldürmeyi başarıyorlar. Orada Paze öldüğü anda bir anda olaylar tersine döndü diyebiliriz. Daha doğrusu Viego'nun 2 skor alması içeride biraz şaşırtıcı oldu. Ve burada yine savaşı kazanmayı başarıyorlar. Yani şu an inanılmaz bir savunma var. Hemen üst koridora bir ışından geldi. Kuleye ihtiyaçları olduğunu Chovy de biliyor. Minyon dalgalarını erkenden ittirmelerine ihtiyacı olduğunu o da biliyor. Çünkü diyor ki rakipte herkes ölü. Ben buraya ışından atayım. Hem kuleyi alırım hem de minyon dalgasını temizleyeceğim için bir şekilde takımıma katkım olur. Kuleden altın katkısı. Doğru mu? Üst koridorda kulenin olmaması takıma için avantaj. Rakibi kovalarlarken bir anda oradan kule çıkabilir. Bu dezavantaj. Bir diğer konu burada minyon dalgalarını ileriye ittirdiği için kendi takımına zaman kazandırmış oluyor. Sonuçta ışınlanını şu an başka nereye atacak zaten? Gidip Aurelion Sol ile flank atacak hali yok adamın. Bu arada Morellos'u da bitmiş. 10 yük kara mührü var. Şu an alabileceği eşya yok. Meje'yi alabilir derken Zonya'ya gitti. Yani Meje'yi ya da Zonya arasında gidip gelecekti. Bence Meje'yi burada zaten şu yönden iyi değil. Tabii ki alabilir. Ama şu yönden bir dezavantajı var. Zaten bir şekilde diyelim ki hani bir savaş kazandılar. Çok net bir savaş. Maç bitebilir. Kazanabilirler. Savaş kaybettiklerinde de maç bitecek. O yüzden Meje'ylik çok bir durum olduğunu düşünmüyorum. 1-2 savaş öncesi alsaydı iyi olabilirdi. Bu arada rakip orta koridora 4 level fark atmış Chovy. 4 level fark var. Bakın tekrar söylüyorum. Rakip Orianna şampiyonluk kümesinde 1000 puan olan Orianna OTP bir adam. Yani adam Orianna ile elo kasıyor. Yani bu adam Kore'nin sallıyorum profesyonel oyuncuları çıkarttığın zaman en iyi ilk 3 Orianna'sından biridir gibi düşünebilirsiniz. Erif geçen mevsim de şampiyonluk kümesindeymiş. Sadece onun öncesinde bir Grandmaster'ı var. Ta 2022 sanırım. 432 ülkede ulaşmış oluyor Chovy. Zonya'sı da var artık. Sıçrası olmamasına rağmen Zonya'sıyla iyi şeyler yapacaktır. Şu an büyük ultisi de var. Bir savaşta Twisted Fate kötü bir noktaya girmiş olabilir. Asol arka tarafa ultisini kullandı şimdi. Bakalım herhangi birini yakalayabilecekler mi? Paze içeriye girdi. Zonya'sı var. Zonya'sı var. Zonya'sı var. İşte böyle anlar için sakladı Zonya'sını. Senna yan tarafta ölüyor. Bakalım Paze düşecek mi derken Paze de düşüyor. Reset aldı Asol. Herkesi kovalayacaktır. Şimdi Orianna'yı kovalıyor. Orianna'yı düşürdüler. Bakalım Kindred'i yakalayabilecek mi? Kindred şimdi yakalandı mı Kindred'i de öldürüyor ya. Böyle bir toplama yeteneği. Vallahi Kha'Zix'ten daha iyi. Çünkü Kha'Zix'te belli bir mesafeye kaçtığı zaman adam gerçekten onu yakalamanız mümkün değil. Ama Asol'le kaçtığı yerin hiçbir önemi yok. Sadece kaçtığı yönü bilin yeterli olacaktır sizin için. Gerçekten çok fena topluyor Chovy oyundaki skorları. Ve Zonya da geliyor burada tamamen bitmiş bir şekilde. Hemen Ejder'e de girmişler. Ejder'i de alıyorlar. Rakibin soul point'i yani Ejder ruhunu da bitirmiş oldular burada. Ve alt koridorda hemen ittirip üste dönüyor. Bakın kuleye vurmuyor burada. Zaman kaybetmek istemiyor. Çünkü Baron var. Burada pot da alacaktır bir tane büyük bir ihtimalle. 500 altını var mıdır derken yokmuş sanırım. Ve şimdi Baron savaşı olacak. Aha direkt engage atıyor. Ultisini kullandı. Orianna yakalandı. Orianna'yı direkt öldürebilirler mi?
Orianna oradan kaçtı. Orianna'dan güzel ulti geldi çünkü arka tarafa. Senin ultisiyle beraber. Kindred oyunu bitirmeye gidiyor. Kindred oyunu bitirmeye gidiyor. Bu dakikaya kadar niye bunu yapmadınız? Bu arada sol tarafın nişancısı deftmiş oğlum. Şu an fark ettim Kalistonian. Bitkinliği atıyor şimdi Kindred'a Twisted Fate. Orada Kindred büyük bir ihtimalle düşecek. Ultisini kullanması herhangi bir şey ifade etmemiş olacak Kindred adına. Şimdi Baron'a koşuyor kırmızı takım. Yani herkes her yere sürekli bir koşu içerisinde. Burada Kindred hani bunu yapması yerine Jayce falan yapsa, Jayce'i bu kadar kişi öldürdüğünde Kindred'la beraber Baron'u alabilirdi takım arkadaşları. Bence kırmızı takımdan Kindred özelinde bir hata. Ama şöyle de bir şey olmuş olabilir. Kindred artık usanmış olabilir. Ya abi gidin şuraya diyorum, gitmiyorsunuz artık yeter gibi bir şey olmuş olabilir. Şimdi burada Paze'i yakalamış yalnız. Paze'i... Oğlum bu ne? Acayip darlıyor rakibi şu an. Öyle böyle değil yani. Evet burada Baron'u da gördüğünüz gibi başlıyorlar. Baron'u da mavi takım almayı başarıyor. Bu sefer dediğimiz olay Paze ile Senna oyunu bitirmeye gidiyor. İnhibitörleri açacaklar. Bakalım Twist Fate'i yakalayabilecek mi derken Twist Fate sıçrasını kullandı. Şimdi Baron'la beraber hızlı üste dönüşleri var yalnız. O biraz sıkıntı olabilir. Işınlanı var. Asol'ün arka taraflara kullanabilir diye bakıyorum. Ama kullanmadı. Şimdi kullanıyor arka tarafa. İçeride Senna yakalanmış. Yalnız biraz kötü pozisyonda olabilir derken inanılmaz bir hasar vurdu oraya Chobi. Sıçrasıyla da kaçmayı başardı. Jayce'i öldürecektir büyük bir ihtimalle. WQ'suyla Jayce'i öldürüyor. Devamında Orianna'yı da kovalayacaktır derken Viego orada skoru almayı başardı. Kindred yaşıyor. Kindred'i bulmaları lazım derken Kindred'i de buldular. Ve devamında Asol gidiyor. Kindred'i öldürmeye bakın. Kaçması mümkün bile değil. Ve burada mavi takım Chovy'nin inanılmaz, yani bu bambaşka bir taşıma seviyesi. 36 skorun 33'ünde payı var ve inanılmaz bir oyun gerçekleştirdi. Rakibine 4 level farklar falan, takımı dökülüyor. Dakika 18'de ikinci kuleler gitmiş falan. Gerçekten inanılmaz bir oyun. Tabii ki rakip takımda bence bazı hatalar yaptı ama bunları Chovy inanılmaz değerlendirdi. Gerçekten tebrik ediyorum. Hatalı ölüşü yok. Bak, hatalı ölüşü yok. Bir tek şurada bir combo yiyip öldü. Adam ölmüyor işte bak. Olay o. Yani adam ölmediği için oyunda sürekli tehdit. Chovy MSI'da çok can yakacak diyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.